Evet, selam arkadaşlar. 7 Ocak 2022 Yama Notlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok fazla bir şey yok, o yüzden hızlıca geçip anlatacağım. Bir sürü şeyi zaten anlatmama gerek yok çünkü birazdan göreceksiniz. Öncelikle Red Battlefield yeni bir FF haritası var biliyorsunuz. Başkent Valencia olarak çevirdim ama bizim Türkçe versiyonu daha çirkin bir çevirle gelen. Ben Valencia deyip geçeceğim. Valencia map özetle. Bununla ilgili birkaç tane değişiklik var. Sağ tarafta gösterilen arayüzle ilgili değişimler var. Bu RBF şeyiyle ilgili. Yani çok aşırı önemli bir şeyler yok. Önemli birkaç tane şey var. Onun dışında şu petleri ve perilerimizi kontrol edebileceğimiz kısım artık Valencia şeyinde çıkacak şekilde ayarlanmış. Şükürler olsun. Benim her Valencia map'ine girdiğimde ağladığım şey yani gerçekten. Çünkü saçmaydı. Yani niye arayüzü gizliyorsun kardeşim yani. Onun dışında Valencia bölgesindeki ele geçirmeyle ilgili ilginç bir şey gelmiş. Mekanik gelmiş. Düşmanların başarıyla tuttuğu bir yeri ele geçirirsen düşman kampından ekstra bir %50 bonus alacakmışsın diyor. Bu sistem tam ne kadar açık belli değil, ne kadar maksimum puan alınıyor belli değil. Buradaki örnekten okuyacağım. Rakip bir bölgenin mesela kırmızı takım bir bölgeyi 200 saniye tutup toplam 200 puan kazan diyelim. Eğer Black Desert tarafı yani işte mavi taraf başarılı bir şekilde ele geçirirse o bölge ekstra 100 puan alacak. Bu puan nasıl işliyor bilmiyoruz. Eğer mesela adamlar gidip orayı en baştan beri tutuyorduysa işte 1000 puan kastı diyelim. Sonra ben kırmızı alınca 500 puan alıyor mu falan o oluyor mu bilmiyorum. Onu büyük ihtimal biraz dengelemişler diye tahminim geldiğini görürüz. Onun dışında gene bu aynı şey de var. Her saniye başına 1 puan alma da var. Onun dışında biliyorsunuz orada çok saçma bir evasion ve diğer debuff'ı veriyor. Özellikle bu Sorceress vesaire gibi iframe charları ya da front guard spamlayabilen charları. Daha doğrusu front guard değil de işte bu görünmezlik hani var olup yok olduğu yakalamasının zor olduğu skill'leri spamlayan charları çok OP yapan bir şeydi. Bunu biraz daha azaltmışlar %30 oranında. Önceki oranın kaç olduğunu bilmediğim için %30 azaltma hoş geliyor kulağa ama yani bilmiyorum. Geldiğinde test ederiz. Benim Evasion setin ne kadar kırılgan olduğunu gördünüz zaten. Birkaç kez girdim. Bir kişi bile beni tek başına kesebilecek seviyeye geliyor. Benim 1400 Evasion'ım kadar, pardon 1200 müydü? Öyle bir şey. Neyse Evasion'ım olduğu halde. Hani bakalım geldiğinde görürüz ne kadarlık bir oran azalması var. Ne yazık ki istatistik şeyini şu şurada da yazılı bir şey olmadığı için, debuff olmadığı için üstüne gelince de bir açıklama olmadığı için tam olarak ne kadar şey olduğunu bilmiyoruz. Onu geldiğinde test edip göreceğiz bakalım ne kadar azalmış. Onun dışında burada benim dediğim şeyden başlıyor. İşte bu DP şeyini getirmemizin nedeni işte güzel bir comeback atılma bir anda her şeyin dönüşme mekaniğiydi. Ama tam bunu yaptığımızda da herkesin aşırı kırıldığı işte bu tank olması gerekenlerin tank olamadığı kadar fazla bir debuff olduğu ve kimsenin savunulmayı başaramadığına karar kılınmış. Özetle buradaki mavi yazının özeti o. Bunu bu yüzden birazcık azaltmışlar. Bence de çok mantıklı. Umarım daha da azalır. Onun dışında Kızıl Aran'a girdiğinizdeki oradaki aldığınız nişanla ilgili bir değişiklik var. Unutmayın bu zaten olan nişanınızdaki bir değişim olmayacak. Sadece bu olay geldikten sonra ekstra yeni nişanlar verecek. Onun dışında bu yeni bir tane nişan. Tipi biraz daha cool, böyle biraz daha parlak. Gene eskisi gibi aynı işlevleri yarayacak ama onun yanında bir de ekstradan şey özelliği var. Onu da anlatacağım. Onun dışında NPC'lere bunu 500K gümüşe satabilir hale geleceksiniz. Eskisi satılmıyor biliyorsunuz. İlla RBF işte Red Essence yani kırmızı esans yapıp onu başka bir taşla RBF taşa çevirip öyle satmanız gerekiyordu. Artık ben bununla uğraşamam ya taşım yok diyenlere 500K gümüşe direkt satabileceksiniz arkadaşlar. Onun dışında bu günlük görev vardı biliyorsunuz. Artık günlük görevde şöyle bir ödül var. Eskiden 5 nişan ve 6 milyon veriyordu. Artık 5 nişan bir yanında 10 milyon veriyor. Yani gümüş geliri artmış iyi olmuş. Kaybetmenin ödülü de 2 nişan ve 4 milyondu. O da 2 nişan artı 6 milyon şeklinde çalışacak artık güzel olmuş. Bir de haftalık bir görev eklenen bu inanılmaz güzel olmuş. Özellikle Fetih Savaşı'na girenler için çok iyi. Nod Warlar'a sık girenler için biraz daha maliyetli olacak. Çünkü yani maliyet gene azalacak da Nod Warlar'a sık girenler bunları direkt tüketici için çok etkisi olmayacak ama Fetih Savaşı'na yani sadece Fetih Savaşı yapan bir guildseniz bunlar bayağı işinize yarayacak. Ama değil, her gün işte Nod var ya da Open World PP atıyorsa bunlar kesinlikle size yetmeyecek ama hiç yok değildir. Görevinin şartı da şu. Bu RBF'de aldığınız yeni nişan, yeni tipe de şu.
Bu yeni nişandan 5 tane vermeniz gerekiyor. Haftalık bilgileri unutmayın. O yüzden çarşamba bu yama bize gelirse direkt gelmiş başlar. O yüzden çarşamba bize kaç hafta sonra geldiğini bilmiyorum artık. Haftaya mı, bu hafta mı? Şey ya, haftaya mı, 2 hafta sonra mı bilmiyorum. Geldiğinde çarşamba günü rebefe bitirin. Ödül alın, bir de perşembe alın. Haberiniz olsun, o yama notlarını da hatırlatırım. Ödüllerde Ruf parfüm iksiri, 4 tane dev iksiri, 5 tane tendon. Onun dışında şey, balina tendonu. Ondan sonra bir tane de tercih, işte meyve sularından bir tanesi artık hangisiye ihtiyacı varsa. Bir de 300 katkı, gayet güzel ödüller. Özellikle şu 4 tane dev verişi yeterince iyidir bence. Onun dışında... that you can obtain reticence from... bu Ornella NPC'sinden alınabilir olmuş bu Mark of the Battlefield şeysi. Eskiden 80 tane nişan oluyordu. Ama bu yeni nişanla artık 50 taneden bir takas edeceksiniz. Biliyorsunuz RBF taşlarının önemi biraz arttı. Fiyatlarında da yükselme vardı. Daha ne kadar yükseldi bilmiyorum ama maksimum geçmiş mi? Aynen bak. Yok pardon. Yem. Yok, fiyatı yükselme devam ediyor. Bunların biliyorsun maksimum fiyatı 220 ama oldu. Değerleri arttığı için. Hani biraz geç kalınmış bir yama bence, özellikle bu fetih savaşını insanlar kullanmayı bıraktı cap geldiği için. Ama belki tekrar kullanımı artar diye tahmin ediyorum. Artık geldi görürüz. Onun dışında bu şeyi anlatmış. Yukarıdan anlattığım şeyi anlatmış. Daha kolay bir erişim olsun diye Red Battlefield, yani Kızılların taşlarına diye böyle bir değişim gelmiş. Onun için klas değişimleri. Klas değişimlerini hızlı geçeceğim çünkü gene geçen hafta başlayan bu kara ruhun öfkesi değişimlerinin devamı arkadaşlar. Bu bazı klasların yoktu, bazı klasların kötüydü falan. Onların hepsi burada tekrarda ayarlanmış. Çoğunun PvE buff'ı yemiş. Çoğunun PvP'si de öküz gibi debufflanmış. Yani mesela şurada şöyle vuruyorken 1478 çarpı 9'dan 1700 çarpı 17'ye çıkmış ama o kadar yüksek bir buff olduğu için %13 oranında bir PvP hazar atması, %86'lık bir PvP hazar atması demiş. Yani bu skill'ler ne kadarlık bir kullanımı olur şeyde PvP'lerde artık geldiğini test edip görürsünüz arkadaşlar. Ama dediğim bir buff var, nerfler var, dengelemeler var. Bu kararın öfke şeye bu kısmı yukarıda aşağı kaydırıyor. Videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok önemli bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla diğer şeylere. Genelde kararın öfkesi becerileri. Çoğuna şey eklemiş, onu fark ettim. Kritik atma oranı neredeyse tüm mobları %100 vuracak şekilde ayarlama gelmiş çoğuna ama hepsine değil. Bazı klasların tabii ki PvP hasar atma oranları daha az oluyor. Daha çok öldürme amaçlı yapıldığı için. PvP'de kullanılsın diye tasarlandığı için. Bazı klasların daha çok PvE'de kullanılsın diye hızlı animasyonla küçük bir vur kaç şeklinde yapıldığı için onlar da onlara göre ayarlandı. Dediğim gibi videoyu kaydıran merak eden buradan bakabilir hemencik. Biraz daha hızlandırayım şurayı. Çok var çünkü. Unutmayın bu arada yani bu PP şeyleri... Ah bir dakika, burada bir fix var, bu ne? Kamera çevirdiğinizde bu skilleri vurmama sorunu varmış. Bu düzeltilmiş, şükürler olsun. Yani daha yeni mi akıllarına gelmiş, tebrik ederim. Arkadaşlar ateş topu, ateş topu patlaması, dondurma, Sage Rage hangisi bilmiyorum bu. Agent öfkesi dediği şey değil mi ya? Instant cast değil mi? Neyse bilmiyorum abi. Onun dışında aktarım fireball, aktarım fireball explosion, aktarım dondurma ve aktarım frigid fog ve disrupt. Pardon, frigid fog, disrupt ve prime bolide of destruction'a kamerayı çevirdiğinizde hasar vurma sorulmuş. O da düzeltilmiş. Onun dışında şu prime bolide'ın hasarı tamamı tek şeyde vuracak şekilde ayarlanmış. Hani tek tek değil galiba. Bu arada unutmayın, geçen hafta gelen şu %100 200'e gelen buff şeysinden dolayı artık bir sürü char'ın PvE'de %100 atmaya başladığını görebilirsiniz potlara. Örneğin şey ya da stack gelen değişim %100 crit atma oranı eklendi. İşte Guardian'ın şu Clover Reveal'ı bir şeyler gelmiş falan filan. Ben biliyorsunuz lan oynuyor mu geçici olarak bu pot dönmek için. Mesela ben Z çekmek yerine ulti atıp sonra o buff'la dönmeyi daha mantıklı buldum mesela. Bunu çarlığınızda tek tek deneyip görebilirsiniz. Yani bir şans verin, belki ultinizi atıp şey yapmak daha mantıklı olabilir. Evet, geldik şimdi son sıkış dağları bölgesine. Son sıkış dağları bölgesindeki çoğu şey geçeceğim. Çünkü unutmayın buradaki içeriklerin hiçbiri bizde yok. Sıfır. Yani
Anlatsam bile %99'unuz anlamayacak. Anlasak bile zaten bize gene kadar 5 ay ya da 4 ay artık bilmiyorum. Geçecek. Yani geldiğinde anlayacağız bu işi. O yüzden hepsi geldiğinde toplu okuruz deyip bunu geçiyorum dediğim gibi. Toplanabilir mantarlar falan var. Ups, pardon. WhatsApp'a çıkarmış. Kapattım. İşlem penceresinde sallanmıyormuş vesaire. Bu RTA ile ilgili bir değişim var. Bunu biliyorsunuz. Sonsuz kış dağları tanıtımında şölende sadece 290 AP olarak göstermişlerdi. Sonra bunda değişikliğe gidilmiş. Bir adet 250 AP, bir de 290 AP üzeri insan için iki ayrı versiyonu şeklinde şey yapılmış. Girişte karar verirsiniz zorla o seviye atıyor. Bu girmek için kullanılan bu cadı token'ı şeysinde tüm kış dağlarındaki grind yaptığınız yerlerde alabileceğiniz şekilde ayarlanmış. Bir de bu şeyin giriş şeysi şu an Global Lab'de erişilemiyor ama bir hafta sonra Kore'ye gelecek şekilde ayarlandı. Yani sonsuz kış dağlarının gelişimi, ben bu hocam böyle şeyinde sonunda gelir diye korkuyordum. Hızlı geldi yani, planlamışlar önceden. Güzel olmuş yani, bize de sonsuz kış dağlarının böyle Şubat Mart civarı, pardon, Şubat civarı geleceğinin teorimi, benim şahsi teorimi destekliyor gibi ama bakalım. Onun için burada da gene lootlarla ilgili değişimler var. Bunlar dediğim gibi çok daha önemli şeylerdi. Çünkü biz diye geldiğini anlayacağız bunların. Ne fark ettiğini şeyi anlatayım. Şu var, şunu anlatayım. Bu Dydin Madness dediği, benim hatırladığım kadarıyla bu Thorn Forest dediği şey değil galiba. 250 AP'lik ahiplerin olduğu spotun mini oyununda çıkan galiba bu Dydin Madness dediği 310 AP spot olduğu sanırım, belki odur, dediğim gibi bilmiyorum. Neyse, burada yapılan değişimde öncekine göre bu root tozu atma oranı 10 katı arttırmış. Sadece bu mobda ama unutmayın. Onun dışında bir de Kafras elde etme şansı da 10 katı arttırmış öncekine kıyasla. Onun dışında yine bu Thorn Forest bölgesi 250 AP spotta Corrupted Dark Knight. Biliyorsun mini game'de en son çıkan güçlü kara şövalye ablamızın eşya atma oranı da root tozu atma oranı 4 katı arttırılmış. Onun dışında Kafras atma oranı 3,3 katı arttırılmış önceki göre ve saf enerji şeysi, işte şu depolarda 2K ya da artık siz ne kadar grind ediyorsunuz bilmiyorum ama şu öküz gibi depolanan şu saf büyü enerjisi şeysi de atacakmış. Yani çok mu umurumuzda bilmiyorum ama neyse. Artık ona bir kullanım getirsinler, değerlense değil mi? Keşke. Onun dışında bu Belotan ve Elkish var ya Kratuga'da, onlarla da ilgili bir değişim var. Bunlara biliyorsunuz arada etkinlik, pardon, etkinlik diyorum, etkinlik değil. Bunlarda biliyorsunuz el kart taşıyordu. Tabii şu an orman öfkesi kıtlığından dolayı çok şey olmasa da el kart attığında çok güzel bir kırsal yapıp satabiliyorsunuz. Bu el kart atma oranında önceki kıyasla Belotan ve Elkish, artık hangi mob bilmiyorum, ben dönmeli bayağı oldu. Elotan olabilir belki ismi, yanlışım da olabilir, bilmiyorum artık. Onun da atma oranı önceki göre 2 katı arttırıldı ve belirli bir şansla kadim root tozu, yani kafras yapmak için gereken tozun şeyi eklendi buralara. Onun için görev ve bilgi, sonsuz kış dağlarındaki köy bölgesine o'da tekrar görevleri, pardon, diğer kategorisine katkı görevleri eklendi. Yani biliyorsunuz Beedo'da katkı kasmak iyi hoş güzel ama kimse katkı kasmak için şu günlük görevleri yapmayan bir hale geldi. En son biz bunu Kalfion görevlerini yapıyorduk 2018 yılında ama yani 2018'den beri ben kimsenin katkısını şu tekrar görevle her gün yapa yapa kastığını sanmıyorum. Güzel bir şeyler gelirse belki yapılır, belki kolay bir yöntem vardır eski Kalfion görevleri, bilmiyorum, artık geldi görürüz. Böyle 21 adet katkı görevleri eklendi. Onun dışında bazı görevler böyle şey devamlı yapılan görevler. Yani art arda yapılması lazım. Bunları yapmak için sırayla yapmanız lazım. O da kategori görevini seçtiğinizde şunları alabiliyorsunuz. Bunlar o görevler. Çünkü son görevi yaptıktan sonra tekrar günlük görevi alabiliyorsunuz. Onun dışında bu toplamda her gün 6 görev alabiliyorsunuz ve bunların hangisini vereceği random şekilde de şöyle bir katkı görevi gelmiş, gördüğünüzde şu yemekleri veriyor, artık bilmiyorum ne kadar word olur. Onun dışında kış dağlarında bir tane yan görev kategorisine eklenmiş, bu ana görevleri yaparken şunlarla ilgili, artık geldik görürüz. Değil, sonsuz kış dağları ilgili çoğu şeyi anlamadığımız için geçiyorum. O Sure Presentative Groceries of the Hill görevi Cooking Master'ı level 1 veya üstüyken yapılacak şekilde, yani master, usta seviyesi lazım. Onun için önemli bir şey var mı?
Şu görevdeki kesme şeyi eskiden 1000 iken artık 600'e düşürüldü. Dark Winter artık neresiyse. Şu önemli. Sonsuz kış iştahları görevini yaptıktan sonra bu kızar kabareli görevi yapılacak şekilde ayarlama gelmiş. Biliyorsunuz kızar kabareli AP DP veriyor. İlk 5, 1. ve 2. seviye en zoru, ondan sonra 3 de kolaylaşıyor. Sonra 2 ve 4 ve 5. en kolay görevler olacak şekilde ilerliyor biliyorsunuz. O yapılabilir şekilde gelmiş biliyorsunuz. Sonsuz kış iştahlarında oyuna başlayabileceğiz bir görev serisi ekleniyor. Hani başlangıç görevi artık şey değil sadece. Kadim Taş Hoca'nın olduğu şey değil. Ne bu? Batı Muhafız Kampı değil. Geç geç geç. Önemli değil. Geç geç geç. Evet. Şöyle bir görev geldi. Bu ilginç bir görev. Biliyorsunuz auraları çok fazlası varsa ne yapacağız bilmeyen insanlar da olabilirsiniz. Benim gibi ben mesela tüm girin bitirdim. Niye bunları alayım dersiniz artık. Bununla ilgili bir görev geldi arkadaşlar. Ben bunları direkt ismi söyleyeceğim. Giyat, Griffon, Beg, Libre dediği hangisi unuttum? Libre hangisi lan Nightcrow? Lebur galiba. Urugon, Muskan, Dimitri ve Rednose, bunların auraları 100 olduktan sonra bir adet alabileceğiniz bir ekipman var. Yani siz 100 adet Rednose biriktirirseniz aurasını direkt bir tane Red Nose alabiliyorsun. Bu pazardaki fiyatları şu an olmasa da ileride bayağı düşürecek bir duruma gelecek. Özellikle benim gibi şöyle bir tane çağrınızda bir sürü auranızı biriktirin ve aşağısıysa ya şey olabilir, işe yarayabilir. Hani de şu an önemi yok ama ileride bunları da şey yapıp yapabilirsiniz. Benim merak ettiğim biliyorsunuz bu aynı aura olayı. Diğer dünya bosslarında var. Bilmeyenler için onu da hemen bir anlatayım. Bu dünya bosslarındaki düşen aurayı 100 tane yaptığınızda bir adet kızarka mühürlü kutusu atıyor. Buradan istediğiniz açtığınız klastan silah elde edebiliyorsunuz. Kızarka için konuşuyorum. Ama ondan sonra bu elinizde kalan her bir aurayı verip bir hafıza alabiliyorsunuz. Benim en merak ettiğim şey şu. Bu görevi yaptıktan sonra tam burada gözümün önünde yazıyormuş lan, pardon. Harbiden yazıyormuş. Evet. O zaman doğru bildim. Bu 100 tane aurayı verdikten sonra Red Nose ya da ne artık verdiyseniz aldınız ya, ondan sonra bu elinize geçen her bir aura artık bir hafıza parçası olacak. Dediğim gibi şu an önemini anlamıyorsunuz ama ileride bedava havadan gelecek auranın değerini alacaksa arkadaşlar, ben sadece bu dünya bossundan gelen auralarla yani herhalde sadece pazara sattıklarına herhalde 10 milyar kazanmışımdır bayağı uzun süre olmadan, yani gayet temiz yani. Hayır, görevi bitirdikten sonra istediğin kadar bir aura verip bir hafıza alabilirsin. Yani istersen 100 aura olsun görev bittikten sonra 100 tane verip 100 tane hafıza alabileceksin. Bire bir takas oranı var, onu demeye çalışıyor arkadaşlar. Onun dışında gelelim. Ama bunun için unutmayın şu 100 tane verip önce bir kez o Red Nose ya da Dimitri artık neyse onu bitirmeniz gerekiyor. Aynı dünya bosslarındaki gibi. Mantıklı bir hareket. Zaten o auraların boş bir yere durması mantıksız da iyi olmuş. O zaman ben auraları vermek yerine artık onu yapabilirim. Neyse. Onun için arka plan, NPC, seks ve cutscene'ler vesaire. Bu Munchak dediği ale veriş, yani gene son sıkış dağları ile ilgili için onunla ilgili fixler var. Bunları geçiyorum. Külçe alacak şekilde kabul edilmiş. Büyük ihtimal bu kilise bahçesi falandır. Onun için buradaki tüm değişimler son sıkış dağları ile ilgili olduğu için geçiyorum. İşte bazen sesi düzelmiş, bazen kamerası düzelmiş vesaire vesaire vesaire. Önemli değil. Bunlar geldiğinde bize fixi gelecek. Onun için fetih savaşı ve bağlat noktaları ile ilgili bir değişim var arkadaşlar. Bu uzaktan kurma yöntemiyle uzaktan kale kurulumu yaparken yaptığınız kurulumu yıkabilecek şekilde ayarladınız. Ama unutmayın bu fetih savaşlarında çadır kurduğunuzda bir saat sonra kurulum tamamlanınca bir daha kaldırılamaz oluyor. O kural hala geçerli. Sadece uzaktan kurulumda kaldırmayı sağlamışlar. Şey bu node varlarda önemli değil. Şey tabi base şey değil. Çadır dediğimiz ana merkez şeysi haricinde. Onun dışında şu manor, yani konakla ilgili eşyaların görevlerinin açıklamalarında başına manor yazmışlar, o kadar. Doğum gününde biliyorsunuz karakterleri lol. Tam Yamanutları, tam global level anlattım. Bugünün benim doğum günüme denk geliyor olması lol. Biliyorsunuz BDO'daki hesabınızı açma tarzıyla Karurt'tan size bir adet mektup geliyor. Bu mektup artık Karurt'tan yazılacak şekilde bir ayarlama getirmişler. Eskisi nasıldı bilmiyorum. Benim 27 Aralık'ta mı geliyordu?
Unuttum. Aynen 24'te gelmesi gerekiyordu. Bir dakika ben o sildim mi lan? Ya neyse bilmiyorum abi. Unuttum artık. Geldiğinde görürüz. Neyse. Onunla ilgili bir düzeltme yapmışlar. Nasıl bir değişim geldiğinde görürüz. F2'deki bu konular çok uzun olduğunda en sağdaki scroll bar kısmı bozulmuyormuş. O artık daha bozulmayacak ve kaydırıp sürüklenecek şekilde ayarlama getirmiş. Ondan sonra bu reboot yemiş klasların aktarım arayüzünde eski resmi duruyormuş. Onlar reboot'tan sonraki yüzlerine geçecek şekilde ayarlanmış. Onun dışında şeye bakalım, önemli değişim var mı? Gene hep son sıkıştığıyla ilgili değişim var. Şöyle aratayım anlarsınız. Yani şu fikirlerin hepsi arkadaşlar son sıkış bölgesiyle alakalı. O yüzden bunların hepsini geçiyorum. Dediğim gibi bunlarla ilgili tüm bug fixler bize son sıkış dağları bölgesi geldiğine gelecek. O yüzden şöyle hızlıca ilerliyorum. Önemli değil. Onun için de Eisenherald Location tamam. O da son sıkış dağları. O da kış dağları. Sonunda bu... Ya bu... Tamam. Gene kış dağları. İşte bilginiz varsa soru işler çıkıyormuş. O da düzeltilmiş. Ale Village gene son sıkış dağları. Son sıkış dağları. Son sıkış dağları. Hey de ekoloji son sıkış dağları gene. Bu tiki gene son sıkış dağları ilgili. Crow's Nest Saraya hazır. Dünya mapinde Crow's Nest Saraya biliyorsun şu bölge oluyor arkadaşlar. Şurasının anormal bir şekilde gözükmesi sorun düzeltilmiş. Bu bug mıymış yani gerçekten lol? Peki. Ben bunu gerçekten bilerek öyle yaptılar sanıyordum ama neyse. O düzeltilecekmiş artık. Gel de görürüz. İşinizin becerisinin değiştikten sonra kaydedilmesine engelen bir tane bug varmış. Bu düzeltilmiş. Onun dışında Mark in the background of the adventure of the Black Spirit. Karuruhun macerasındaki arka planda gözüken Karuruhun bir sembolü varmış. O bozuk gözüküyormuş. O da düzeltilmiş. Evet arkadaşlar, bugünkü global lab notlarımız böyledi. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir de hemen gitmeden şunu da göstereyim. Biliyorsunuz Nova'nın kostümü bayağıdır uzamandır bekleyen biriydim. Nova'nın yeni gelecek kostümü sonunda reveal'landı ve inanılmaz derecede güzel olmuş. Onu da hemen bir şöyle çok vakit almadan göstereyim. Global Lab'de alakalı olmadığını biliyorum ama bayağıdır beklenen bir şeydi. Merak ediyorsa şuraya bakabilir. Ben Sting ve Morningstar, yani Sting uyanış silahı ve Gürz ana silahı her şeyin çok bayıldım. Mükemmel bir kostüm olmuş. Artık geldiğinde mutlu mutlu bir şekilde giyebilirim. Mutlu mutlu artık ayrılabilirim bu oyunu. Nova'yı oynamaktan biliyorsunuz bıraktım. Ya oyundan diyorum pardon. Mutlu mutlu ayrılabilirim klasımdan. Evet, başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.